Tarih Hocam kanalından herkese merhabalar sevgili gençler. Ben tarih öğretmeni Osman Aksu. Hepiniz hoş geldiniz. Haydi bakalım şimdi de ENS yayınlarının Türkiye geneli AYT denemesi sizlerle. SOS 1 ve SOS 2 denemelerini ayrıntılı bir şekilde çözeceğim arkadaşlarım. Sakın kaçırmayın. Evet, öncelikle SOS 1 denemesi gelsin bakalım. Evet, 25. soru. Aşağıdakilerden hangisi ilk çağ Mezopotamya uygarlıklarının dünya ortak mirasına katkılarından biri değildir? Bakın. Ay takviminin bulunması biliyorsunuz ki Sümerlerdendir. Ve Sümerler bir Mezopotamya uygarlığıdır. Doğru. Zikkurat denilen tapınakların yapılması yine Sümerlere ait bir olaydır. Sümerler Mezopotamya uygarlığı. Alfabenin oluşturulması ilk kez Fenikelilere aittir. Fenike uygarlığına aittir. Ve Fenikeliler bir Mezopotamya uygarlığı değil, Doğu Akdeniz uygarlığıdır. Değil mi? Doğu Akdeniz uygarlığı. Dolayısıyla cevabımızı bulduk. Aradığımız cevap Ceyhan. Yazıyı bulanlar yine Sümerler biliyorsunuz. Değil mi? Doğru. Yazılı kanunları yapanlar hem Sümerler hem Babililer değil mi? İlk kanunları yapanlar Sümerler. En gelişmiş kanunları yapanlar da Babililer. Hammurabi kanunları hatırlarsanız. Dolayısıyla cevabımızın Ceyhan olduğunu gördük. Gelsin bakalım 26. Türk kanunları ile ilgili olarak yargılarından hangilerine ulaşılabilir? Bakın arkadaşlarım, şimdi bu yukarıdaki bilgilerde hep kut anlayışından bahsediyor değil mi? Tanrı irade ettiği için, kutum olduğu için kan oldum diyor adam. Değil mi? Kut buldum, Tanrı'da kut buldum diyor. Siyasi iktidar kut ile belirlenmiştir. Doğru. Kut neydi? Gök Tanrı tarafından ya da Yüce Allah tarafından hükümdara verildiğine inanılan ülkeyi yönetme etkisi. Değil mi? Doğru. Gücün meşruiyet kaynağı ilahi midir? Kesinlikle. Biz gücü İslamiyet öncesinde gök tanrıdan alıyoruz. İslam tarihiyle birlikte Yüce Allah'tan alıyoruz. Doğru. Kendilerini seçmiş olarak görmüşlerdir. E tamam, doğru. Bizi gök tanrı seçiyor ya da Yüce Allah seçiyor değil mi? Bu da doğru abi. Kendilerini seçmiş olarak görmüşlerdir. Kesinlikle. Cevap 1, 2 ve 3 olacaktır. Yani Edirne olacaktır değerli arkadaşlarım. Evet. 27 gelsin bakalım. Evet bakın, yine çok güzel bir soru arkadaşlarım. Gerçekten zor bir soru. Mekke'de adaletin tesisi için kurulan bu heyet aşağıdakilerden hangisidir? Bakalım bilgi ne diyor bize. İslamiyet öncesi Mekke'ye gelen Yemenli bir tüccar mallarını sattı. Mekke yerlisinden parasını alamayınca yapılan zulüm ve adaletsizliği bir tepede şiiriyle dile getirdi. Bunun üzerine Mekke'nin ileri gelenleri zayıfları korumak ve adaleti sağlamak için yemin ederek bir heyet kurmuşlardır. Evet, adaleti sağlayan kurumu soruyor değil mi? Bakın abicim, meşveret demek, istişare demek, danışma demek alakası yok. Ulema demek, aydınlar sınıfı demek alakası yok. Müşrikler, Müslüman olmayan Mekkeliler demek alakası yok. Medeniler, yerleşik hayatı benimseyip tarım, ticaret yapan medeni Araplar, yani daha gelişmiş Araplardır. Burada sözün edilen kurum, adalet kurumu Hilful Füdul'dur arkadaşlarım. Cevabımız Bursa. Evet, çok değişik bir soru arkadaşlarım. Her yerde görmezsiniz bu soruyu. Gerçekten zorlamak istemiş yayın evi bu soruyla sizleri. Evet. 28 gelsin bakalım. Bu durum Türkler için yargılarından hangilerine ulaşılabilir diyor. Olumlu bir soru değil mi? Gaznelilerle birlikte Türk İslam devletlerinde hükümdarların halifenin onayını alma geleneği başlamıştır. Halifenin onayının alınması neyledir? Menşurladır değil mi? Menşur. Halifenin onay fermanıdır. Bunu da lütfen not alın arkadaşlarım. Bu bir hükümdarlık alametidir. İslam'ın getirdiği bir yeniliktir. Onay fermanı. Halifenin yolladığı onay fermanı. E bakalım. Bu durum Türkler için teokratik özellik kazandıkları doğru. Bakın artık devlet halifenin onayını alarak hükümdarlar belirleniyor ve hükümdarlar devam ediyor görevine. Dünya gücü haline geldikleri, dünya gücü haline geldiklerine nereden ulaşabiliriz? Yani yaptıkları fetihlerle, gazalarla, cihatlarla. Bunda alakası yok. İdare geleneğinin değiştiklerine kesinlikle. Eskiden halifeden menşur alıyor muyduk? Almıyorduk. Ama şimdi hem kut anlayışıyla hem de halifenin onayıyla oluyor bu iş artık. Dolayısıyla cevabımız 1 ve 3 olacaktır. Ulaşılabilir dediği için cevap Denizli. Ulaşılamaz deseydi yalnız 2'ydi değil mi? Evet. 29 gelsin bakalım. Çok güzel bir soru arkadaşlarım. Bakın böyle bir soru daha önce de geldi zaten. Sınavda buna benzer sorular daha önce çok çıktı arkadaşlar. Hepsi de AYT'de çıktı. Haberiniz olsun. Şimdi Mikail öğretmenin bahsettiği anlaşma ve ülke hangisidir diyor. Tarih öğretmeni Mikail Bey derste bu anlaşma ile halk Müslüman bir ülke ilk defa Osmanlı İmparatorluğu'ndan ayrılmıştır demiştir. Evet bakınız, ilk defa
tamamen Türk ve Müslüman olan bir toprağı biz 1774 Küçük Kaynarca Anlaşması'nda Kırım'ı kaybederek yapacağız arkadaşlarım. Rusya etkisi var burada ve burada da Rusya'ya savaş tazminatı ödeyeceğiz. Cevabımız Edirne olacak. Küçük Kaynarca Anlaşması'nın adı, kaybedilen yerde Kırım arkadaşlar. Canımız ciğerimiz candı burada bizim, değil mi? Evet, cevabımız Edirne. 30 gelsin bakalım. Ünlü Fransız düşünür Montesquieu, devletler zayıf olan Osmanlı'nın topraklarını ele geçirmeye çalışsalar da Avrupa'nın tacir ülkeleri çıkarlarına öyle bağlıdır ki Osmanlıların yardımına koşacaklarını belirtmişlerdir. Yani bakın burada biz ne çıkıyor karşımıza? Bir düşünce vardı. İtalyan bir devlet adamı değil mi? Machiavelli'nin düşünceleri, yani Machiavellizm değil mi? Amaca giden yolda her şey mübahtır. Bizim devlet olarak ebedi dostumuz yoktur. Ebedi düşmanımız da yoktur. Ebedi olan şey bizim çıkarlarımızdır, değil mi? Machiavellizm böyle diyor çünkü. Dolayısıyla burada ne yapacağız? Çıkarlara göre diplomasiden bahsedeceğiz. Dolayısıyla aradığımız cevabın Ceyhan olduğu açık, değil mi? İngiltere'nin sömürgelerine giden yolun Osmanlı topraklarından geçmesi ne yapacaktır? İngiltere'yi çıkarları gereği Osmanlı'nın toprak bütünlüğünü koruma politikasına sevk edecektir. Halbuki İngiltere bizi sevdiği için korumuyor, değil mi? İki kaşımıza, iki gözümüze aşık değil İngiltere. Çıkarları öyle gerektiği için öyle davranıyor, değil mi? Cevap Ceyhan arkadaşlarım. Şimdi devam edelim. 31. sorumuz gelsin. Şimdi bakın basit bir soru, bir soru zaten. Bu durum Mustafa Kemal Paşa'nın özelliklerinden hangilerini göstermektedir? Sakarya Zaferi sonrası meclis Mustafa Kemal'in süresi dolan başkomutanlık yetki ve süresini uzatmaması üzerine Mustafa Kemal Paşa uzun bir konuşmasında telafisi olmayan bir felakete meydan vermemek zorunluluğu karşısında kaldım. Ordumuz bassız bırakılamaz. Bırakmam ve bırakmayacağım demesi üzerine başkomutanlık yetkisi meclis tarafından uzatıldı. Bakın bu durum Mustafa Kemal'in hangi özelliğini gösteriyor? Kararlı olduğunu gösteriyor mu? Evet, bakın. Ordumu bassız bırakmam diyor. Bırakmayacağım, bırakamam diyor. Vatanperverliğini, yani vatanı kurtarmak için telafisi olmayan bir felakete meydan vermemiş. Vatanperverliği kesin var. Sorumluluk sahibi, başkomutan olması ve meclisin bütün yetkilerini üzerine alması sorumlu olduğunu gösteriyor. Dolayısıyla cevabımız 1, 2 ve 3'tür. Yani Edirne'dir, değil mi? Evet, güzel bir soruydu yine. 32 gelsin bakalım. Bakın yine çok güzel, bilgi yüklü bir AYT sorusu daha. Aşağıdakilerden hangisi Kurtuluş Savaşı sırasında TBMM'ye çıkan ayaklanmalardan biri değildir? Bakın, Ahmet Anzavur doğrudan İstanbul hükümetinin çıkardığı bir isyandır. Doğru. Cemil Çeto hem itiraf devletlerinin hem de İstanbul hükümetinin ortaklaşa çıkarttığı bir isyandır. Doğru. Ali Batı yine keza aynı. Hem itilaf hem İstanbul hükümetinin çıkardığı bir isyan. Çerkez Ethem Kuvayi Milliye isyanıdır. Bunların hepsi milli mücadele döneminde TBMM'ye çıkan ayaklanmalar arasında gösterilebilir. Ama Şeyh Said isyanı Cumhuriyetimizin ilk yıllarında 1925 yılında laik cumhuriyete yönelik çıkan ilk isyandır. Ve maalesef bu gerici irticai isyan Musul'un kaybedilmesinde etkili olmuştur, değil mi? Dolayısıyla cevabımız Bursa. Bakın Kurtuluş Savaşı dediği milli mücadele 1919-1922, değil mi? Dolayısıyla bu Şeyh Said Cumhuriyet döneminde çıkmıştır. Cevap Bursa. 33 gelsin bakalım. Şimdi değerli arkadaşlarım, ya bu soruda ben ilk başta incelediğimde bir hata olduğunu hemen tespit edebildim. Şimdi Damat Ferit Paşa hükümeti halkı isyana teşvik için Mustafa Kemal ve arkadaşlarını aşağıdakilerden hangisiyle suçlamıştır diyor. Değil mi? Bakın burada aslında iki tane cevap var. Yani tamam, iddiatçı olarak suçluyor. Aynı zamanda asi ve isyankar olarak suçluyor. Ama ben bunun cevap anahtarını kontrol ettiğimde yayınımız burada Adana demiş. Ama bana sorarsanız cevap hem Adana hem de Bursa. Çünkü asi ve isyankar olarak da nitelendiriyor İstanbul hükümeti. Değil mi? Hatta fetvada da asi, isyankar bir hareket olarak gösteriyor Anadolu hareketini. Bana sorarsanız bu sorunun cevabı hem A hem B. Ama dediğim gibi arkadaşlar, ben size doğruyu söyleyeyim hemen. Bu soruda bence ufak bir hata var. Yani burada iki tane cevap var bence. Ama cevap anahtarı A şıkkını işaretlemiş. Benden söylemesin. Tamam? Evet. 34 ve son sorumuz gelsin bakalım. Sos 1 için son soru. Mustafa Kemal'in Türk milleti evlatlarına vereceği eğitimi okul ve medrese diye iki ayrı kuruluşa bırakamazdı sözünü aşağıdakilerden hangisi sonrasında söylediği savunulabilir? Bakın.
Okul, medrese. Bakın ikilik var değil mi burada? Biri modern eğitim veriyor, biri din eğitim veriyor, klasik eğitim veriyor. Bu sözün olsa olsa 3 Mart 1924'te Tevhidi Teçhizat Kanunu'nun kabul edilmesiyle söylemiştir. Derslerin birliği demek bu kanunla birlikte Türkiye'deki bütün okullar Milli Eğitim Bakanlığımıza bağlanmış, eğitim öğretim birliği sağlanmıştır. Dolayısıyla cevap Ceyhan olacak diye arkadaşlarım. Tevhidi Tedrisat Kanunu'nun çıkarılması ile ilgilidir. Evet. Sos 1 denememiz bitti. Güzel bir denemeydi arkadaşlar. Şimdi gelsin bakalım sos 2 denememiz. Bunu da özellikle sözelci arkadaşlarım dikkatle çözsün arkadaşlarım. Sos 2 zaten birazcık daha ayrıntılı bir sınavdır. Sözelciler için olduğu için. Evet. Sos 2'nin birinci sorusu gelsin bakalım değerli arkadaşlar. Özellikleri verilen bu takvim aşağıdakilerden hangisidir? Türk İslam alimleri tarihi Türkistan adını vermişlerdir. 12'li sistem olarak da bilinir. Türklerin kullanmış olduğu en eski takvimdir. Evet, Türklerin kullandığı en eski takvim olan İslamiyet öncesindeki milli takvimimiz 12 hayvanlı Türk takvimidir. Ve biliyorsunuz ki bu takvim güneşle esaslıdır. Ve her yıl bir hayvan ismiyle gösterilmiştir. Cevabımız Denizli olacaktır değerli gençler. Evet, ikinci sorumuz gelsin. Sos 2'nin ikinci sorusu. Bakın yine çok güzel bir soru. Gerçek sınavda da çıkabilir bu tarz sorular. Türk Devlet ve Ordu Teşkilatı'nın temeli aşağıdaki hükümdarlardan hangisi tarafından atılmıştır? Bakın bizim Kara Kuvvetleri Komutanlığımızın kurucusu olan, Türk tarihinde ilk düzenli orduyu kuran, ilk onluk sistemi kuran hükümdarımız Metehan'dır. Cevabımız Edirne. Kara Kuvvetlerimizin kurucusu Metehan'dır. Deniz Kuvvetlerimizin de kurucusu Türk tarihinin ilk amiral olarak kabul edilen Çaka Bey'dir, değil mi? Ve onun da tarihi 1081. 50 parçalık bir donanma kuruyor biliyorsunuz Çaka Bey. Deniz Kuvvetlerimizin kurucusu ise Çaka Bey'dir. Bunu da lütfen bir kenara not alın. Evet. 3 gelsin bakalım. Bakın yine bilgi yüklü bir soru. Sultan unvanını ilk kez kullanan Türk hükümdarı aşağıdakilerden hangisidir? Biliyorsunuz ki Sultan unvanını ilk kez kullanan Abbas halifesini Şii Büveyhoğulları'nın baskısından kurtaran Gazeli Mahmud'dur. Çünkü Abbas halifesi ona sultan unvanını veriyor ve tarihte sultan unvanını kullanan ilk hükümdar Gazeli Mahmud'dur. Bakın lütfen bu ek bilgileri bir kenara not alın. Türk tarihinde derse ilk defa Gazeli Mahmud. Selçuklularda sultan unvanını ilk kullanan derse Tuğrul Bey. Değil mi? Yine efendime söyleyeyim Osmanlı'da sultan unvanını ilk kez kullanan derse de Orhan Bey'dir arkadaşlarım. Lütfen bunları not alın. Bunlar ayeti açısından çok önemli bilgiler. Benden söylemesin. 4 gelsin bakalım. Yine bakın bu sorunun bir benzeri arkadaşlar defalarca sınavda çıktı. Haberiniz olsun böyle soru eşleştirme soruları hep çıkıyor AYT'de. Benden söylemesin. Şimdi yukarıdakilerden hangisinin açıklaması yanlış olarak verilmiştir? Seyfiye Osmanlı Devleti'nde idari alanda yönetici sınıfıdır. Tamam doğru kesinlikle doğru. Yani bu zaten ehli seyf değil mi? Kılıç ehli. Yöneticiler ve askeriler burada yer alıyor. Nişancı padişah turasını çeken ve arazi kayıtlarını yapan görevli. Yani bugünkü tabu kadastro memuru. Doğru. Şeyhülislam, kazasker ve kadı tayinlerini yapan görevli. Yanlış arkadaşlar. Kazaskeri atayan padişahtır. Kadıları atayan da kazaskerdir. Cevap 3 olacak. Peki hocam Şeyhülislam'ın görevi ne? Şeyhülislam'ın görevi divanda alınan kararların İslam dinine uygun olup olmadığına dair fetva vermektir. İlmiye sınıfının da başkanıdır. Değil mi? Müftü, baş müftü yani. Kadı tamam kazalarda hem idarecidir hem de adaletten sorumludur. Müderris de medreselerde ders veren öğretmendir. Doğru. Yanlış olan 3'tür arkadaşlarım. Hepsini de açıklamış oldum böylelikle. Evet. 5 gelsin bakalım. Bu cümlede boş bırakılan yeri aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir? Reform sonrası Avrupa'da kilisenin siyasi gücünün azalması kralları güçlendirmiştir. Güçlü kralların sömürgecilik ve ticaret sayesinde ülkesinde altın ve gümüş gibi değerli madenleri biriktirmesi ise Avrupa'da neyi doğurmuştur? Bakın ne kadar çok madeniniz varsa o kadar çok zenginsinizdir. Zenginliğin ölçütü madendir. Burada sözü edilen olay merkantalizmdir. Cevabımız Bursa arkadaşlarım. Maden zenginliği, maden sömürgeciliği değil mi? Burjuva dediği ticarette ün yapan sınıf. Feodalite dediği gücün kaynağı topraktır. Hümanizm dediği insancıl olma. Aristokrasi de yine soyluların yönetimi. Cevap Bursa arkadaşlarım. Çok güzel bir soruydu. Evet. Altıncı sorumuz gelsin. Evet yine çok okkalı bir soru. Osmanlı Devleti'nde müsadere sistemi gibi amaçlardan hangilerine yönelik olduğu söylenebilir demiş. Bakalım. Şimdi öncelikle müsadere sistemi ne demek? Bunu bir tanımlayalım değil mi? Müsadere demek devletin kişilerin mallarına el koyması demek.
Yani böylelikle devlet böyle arkadaşlar çok geniş nüfuzlu ailelerin oluşmasını engelliyor. Yani ağalığı engelliyor aslında. Feodaliteyi engelliyor aslında Avrupa'daki gibi, değil mi? Merkez otorite güçlenir. Hazineye gelir sağlar mı? Elbette sağlar. Niye? Sen o ağanın, o toprak sahibinin topraklarına el koyuyorsun ve bunlar artık devletleşiyor. Bu da doğru. Ama devlet olan bağlılığın artması. Yani şimdi burada toprağına el konulan bir adam devlete niye bağlılık göstersin, değil mi? Bu biraz saçma. Cevap 1 ve 2 olacaktı. Yani Bursa. 7. sorumuz gelsin. Bakın yine çok güzel bilgi yüklü bir soru daha. Osmanlı Devleti'nde anayasal sisteme geçiş aşağıdaki uygulamalardan hangisiyle olmuştur? Çocuklar, anayasal sistem biliyorsunuz ki Osmanlı Devleti'nde 1876 yılında kanun esasıyla olacaktır. Birinci meşrutiyet ile olacaktır. Böylelikle padişah artı anayasa artı meclis kurulacaktır. Değil mi? Meşruti sistem. Padişahımız kim? Birinci meşrutiyeti de ikinci meşrutiyeti de ilan eden kişi aynıdır. İkinci Abdülhamit'tir. Anayasa ne? Türk tarihinin ilk yazılı anayasası olan Kanun Esasi. Değil mi? Mecliste iki tane yine. Meclisi Mebusan, Meclisi Ayan. Değil mi? Dolayısıyla bu söz edilen sistem anayasal sistemdir ve kanun esasıyla olacaktır. Kanun esasının özelliği neymiş? Türk tarihinin ilk yazılı anayasası. Lütfen unutmayın. Bunlar hep sınavlarda gelir. Cevabımız Adana. Evet, 8 gelsin bakalım. Bu bilgilere göre aşağıdakilerden hangisi söylenebilir? Olumlu bir soru değil mi? Yunan ordusunun Ankara'ya yaklaştığı buhranlı bir dönemde Mustafa Kemal Paşa cepheden gelerek Maarif Kongresi'ne katılmıştır. Bu bilgilere göre hangisi söylenebilir? Milli bir eğitime öncelik verildi. Ya bu bir dursun, mantıklı sanki. Eğitimin iç siyasete alet edilemeyeceği, alakası yok. Misak-ı Milli'ye uygun hareket edildi. Bunun Misak-ı Milli ile ne alakası var? Artık savaştayız. Milli mücadelenin sadece savaş meydanında değil, eğitim alanında da yapıldığı. Evet, kesinlikle bu çok doyurucu bir cevap. A şıkkından daha keskin. E'ye bakalım. Milli mücadele hakkında halkın bilinçlendirilmesinin gerektiği. Arkadaşlar bunu Maarif Kongresi ile değil, İrade-i Milliye, Hakimiyet-i Milliye gazetesi ile yapacağız. Halkı bilinçlendireceğiz. Dolayısıyla bakın sakın A şıkkını atlamayın. Cevabımız daha keskin arkadaşlarım Denizli. Hatta Atatürk'ümüzün çok güzel bir sözü var değil mi? Asıl büyük savaş cehaletle olan savaştır diyor değil mi? Hamdullah Subbi Tanrıövere. Dönemin Milli Eğitim Bakanıdır kendisi. Atatürk'ümüz burada eğitime ne kadar önem verdiğini bir kere daha gösteriyor mu arkadaşlarım? Gösteriyor değil mi? Evet, cevap Denizli. Ha, A şıkkı da mantıklı ama D şıkkı daha kesin arkadaşlarım. 9 gelsin bakalım. Milli mücadelenin silahlı döneminde devletlerinden hangileriyle TBMM arasında resmi anlaşma yapılmıştır? Bakın açıklayalım. Fransa ile 20 Ekim 1921 yılında Ankara Anlaşması yapılmıştır. Doğru mu? Evet, demek ki biz bu adamlarla anlaşma yapmışız. Sovyet Rusya ile 16 Mart 1921'de Moskova Anlaşması'nı yaptık biliyorsunuz. Milat'ın M'si. Değil mi? Moskova Antlaşması. Ama İtalyanlarla biz herhangi bir anlaşma yapmadık. Özellikle birinci İnönü, ikinci İnönü'nden sonra terk etmeye başladılar. Sakarya'dan sonra da defolup gittiler değil mi arkadaşlar? Dolayısıyla cevabımız 1 ve 2 olacak, yani Bursa. Evet, güzel bir soruydu yine. 10. sorumuz gelsin bakalım değerli gençler. Çok güzel bir soru daha geliyor. 1929 Dünya Ekonomik Bunalımı Türkiye'de laiklik, inkılapçılık, devletçilik ilkelerinden hangileriyle ilgili uygulamaların hızlandırılmasına neden olmuştur? Bakın arkadaşlarım, dünya ekonomik krizinden dolayı, insanlarda yeterli sermayenin olmamasından dolayı, yani özel sektörde ve yine arkadaşlarım bu krizin de verdiği sıkıntılar yüzünden Türkiye 1931 yılında devletçi ekonomiye geçmiştir ve yatırımları artık daha çok devlet yapmaya başlamıştır. Yani Atatürk'ün devletçiliği ılımlıdır. Biz liberalizmi, özel sektörü elimizden geldiğince destekledik. Teşviki Sanayi Kanunu çıkardık, İş Bankası'nı kurduk değil mi? Ama insanlar savaştan yeni çıkmış. Kimse de para pul yok. Yatırımları yapmayacak mıyız? Madem özel sektör yapmıyor, bırakalım da o zaman devletimiz yatırımlarını yapsın kendiliğine. Hastaneler kursun, okullar açsın değil mi? Evet, dolayısıyla burada doğrudan söz edilen ilkemiz devletçiliktir. Bunun laiklikle ve inkılapçılıkla bir alakası yok. Cevap 3, yani Ceyhan. Evet, çok güzel bir soru arkadaşlar. Gerçekten 10 numara bir soru. Çok beğendim bu soruyu ben açıkçası. Son sorumuz gelsin bakalım, Sos 2'nin son sorusu.
Aşağıdakilerden hangisi 2. Dünya Savaşı öncesi devletler arası gerilime neden olan siyasi düşüncelerden biri değildir? Bakın, faşizm siyasi, bolşevizm siyasi, nazizm siyasi, merkantilizm siyasi ekonomik. Ama kapitalizm arkadaşlarım bu daha çok liberal ekonomi değil mi? Cevap Edirne. Merkantilizm biliyorsunuz ne kadar maden varsa o kadar çok zenginsinizdir anlayışı. Nazizm biliyorsunuz Almanya'da ortaya çıkacak ve dünyayı yeni bir savaşa sürükleyecek. Yine efendim faşizm ilk defa İtalya'da ortaya çıkacak. Bunlar da faşist partiyi kuracaklar. Bolşevizm ise komünist Rusya dediğimiz SSCB, Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği'nde çıkacak. Merkantilizm zaten ekonomik sömürgecilik dedik, doğru. Cevabımız kapitalizm olacak arkadaşlarım. Kapitalizm ekonomik bir doktrindir değil mi? Cevabımız Edirne olacak idi. Şimdi sorularımız bitti. Geleneksel olarak kısaca bu sorularımıza geçelim. Lütfen bu soruları da netlerinizle birlikte yorumlarda belirtin arkadaşlarım. Birinci soru, TBMM'yi tanıyan ilk itiraf devleti hangisidir? İkinci soru, TBMM'nin otoritesine isyan edenleri yargılamak amacıyla çıkardığı kanun hangisidir? Evet, böylelikle arkadaşlarım bugünkü denemelerimizin de sonuna geldik. Ben sizleri desteklemeye devam edeceğim. Takipte kalın arkadaşlarım. Hepinize çok teşekkür ederim. İyi akşamlar dilerim. Görüşmek üzere.